Herkese merhaba. Nefis Hatay Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çok lezzetli, bir o kadar da kolay, muhteşem bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Bu çöreğin içerisine çok özel bir iç harcı hazırladım. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı toz maya, bir tatlı kaşığı toz şeker de ekledikten sonra maya eriyene kadar karıştırıyorum. Hemen ardından üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz da ilave ettikten sonra hafifçe karıştırıp ununu eklemeye geçiyorum. Çok az miktarda un ilave ettikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Karıştırmaya devam ediyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüleri her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Her zaman belirtiyorum unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebiliyor. Kontrollü ilave etmeye özen gösterelim. Hamuru yoğurma aşamasında üzerine bir çay kaşığı dolusu karabiber ilave ettim. Karabiber bu çöreğin içerisine çok yakışıyor. Tüm malzemeler birleşene kadar karıştırdıktan sonra hemen spatula içerisinden çıkarıyorum. Hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Sizlerin de gördüğü gibi çok yumuşak, ele yapışkan bir hamur olmalı. Kıvamını sizlere de gösterdikten sonra üzerini kapak yardımı ile kapatıyorum. 25-30 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Geniş bir kabın içerisine 300 gram rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Ben kaşar peyniri kullanmayı tercih ettim. Dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. 1 adet orta büyüklükte ince kıyılmış soğan, 1 adet kapya biber, 3 adet yeşil biber, yarım demet maydanozu ince ince kıydım. Tüm malzemeleri bir araya getirdikten sonra üzerine baharatlarını eklemeye geçiyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı silme tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı salçayı da ilave ettikten sonra güzel bir şekilde harmanlıyorum. Tuz miktarına lütfen dikkat edelim. Peynir çok tuzlu ise 1 çay kaşığı tuz kullanmanız da yeterli olacaktır. Tüm sebzeler ve baharatlar birleşene kadar güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifi haftada iki defa mutlaka yapıyorum. Severek tükettiğimiz bir tarif. Dilerseniz iç harcını kıymayla da hazırlayabilirsiniz. İnanın kıymayla da çok lezzetli oluyor. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Aradan 25 dakika geçti. Artık hamurum mayalandı. Hemen şöyle ilk havasını aldıktan sonra... Masan üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Masanın üzerine bir miktar un serpiştiriyorum. Hemen hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Çok yumuşak, ele yapışkan bir hamur olduğu için undan yardım alabilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hamuru toparladıktan sonra hemen 14 eşit parçaya bölüyorum. Çöreklerin çok fazla büyük olmasını istiyorsanız eğer 10 adet eşit parçaya da bölebilirsiniz. Bezelerin ebatlarının aynı olmasına özen gösterelim. Bu işlemi avuç içerisinde yuvarlayarak anlayabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi mandalina büyüklüğünde, ne çok fazla büyük ne de çok fazla küçük olmalı. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra hamurların üzerini kapatıp 5 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Aradan 5 dakika geçti. Hamurlar çok güzel bir şekilde dinlendi. Hemen açma işlemine geçebiliriz. Bu aşamada un kullanmıyorum. Sıvı yağdan yardım alıyorum. Sıvı yağ kullandığımız takdirde çabucak hamurları açmış oluyoruz. Hamurları mümkün olduğu kadar kare şeklinde açmaya özen gösteriyorum. Oklava yardımı ile ileri geri yaparak hızlı bir şekilde hamurları büyütüyorum. Çok fazla büyük açmanıza hiç gerek yok. Hemen hızlı bir şekilde küçük boy servis tabağı boyutunda açmamız yeterli. İlk bezeyi açtım. Hemen uç kısmına iç harcından yerleştiriyorum. Bir bezenin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu iç harcı eklememiz yeterli. Hemen öncelikle ilk kısmını daha sonra diğer kısmını içe doğru katlıyorum. Ardından uç kısmından katlayarak çöreği hazırlıyorum. Videoda gördüğünüz gibi yaparsanız çok güzel olur. Yine aynı şekilde masanın üzerine bir miktar fırça yardımı ile sıvı yağ sürüyorum. Daha sonra bezenin altını ve üstüne gelecek şekilde sıvı yağya buladıktan sonra oklava yardımı ile ileri geri yaparak kara şeklinde hamuru açıyorum. En kolay ve en pratik bölüm diyebilirim. Hemen saniyeleri içerisinde bezeleri büyütüyorum. İçerisine göz kararı iç harcından ekliyorum. Söylemiş olduğum gibi her açmış olduğumuz bezenin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu iç harcı yeterli geliyor. Öncelikle yan kısımlarını katlıyorum. Hemen ardından uç kısmından katlayarak çöreği hazırlıyorum. Sebzeli çörek tarifini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Tüm bezeleri hazırladıktan sonra hemen büyük boy fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt seriyorum. Hazırlamış olduğum çörekleri aralık bırakarak fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Mutlaka tepsi mayası yapalım. 10 dakika boyunca tepsi mayası yaptıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik 600 ayar fırında 25 veya 30 dakika boyunca altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. 10 dakika boyunca tepsi mayası yaptım. Çörekler artık çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen bir adet yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ilave ettim. Dilerseniz sıvı yağ yerine bir yemek kaşığı dolusu süt de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Fırça yardımı ile tüm çöreklerin üzerine kıyısına, köşesine bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Çöreklerin üzerine kavrulmuş susam kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz çörek otu veya kavrulmamış susam da kullanabilirsiniz. İnanın her ikisi de çok yakışıyor. Üzerlerine bol miktarda çörek otu serpiştirdikten sonra hemen fırına gönderiyorum. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. 30 dakikanın ardından çörekler artık pişti. Hemen sıcak sıcak servis yapmak istiyorum. Çörekler muhteşem bir şekilde pişti. Alt ve üstü nar gibi kızardı. Hiçbir şekilde patlama olmadı. Çörekler sıcak sıcak fırından çıktıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatıp 5 dakika boyunca dinlenmesi için bekliyorum. Aradan 5 dakika geçti ve artık çöreklerim pamuk gibi yumuşacık oldu. Hemen sizlere de içerisini açıp ne kadar lezzetli, ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Çöreklerin içerisinde hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Hemen sizlere de içerisini açıp göstermek istiyorum. Çöreklerin iç harcına eklemiş olduğum soğan, kaşar peyniri ve kapya biberin verdiği lezzet bir bambaşka güzel. Çöreklerin kokusu tüm mutfağı sardı diyebilirim. Mis gibi kokuyor. Enfes oldular. Sizlerin de gördüğü gibi çöreklerde hiçbir şekilde hamurlanma ve patlama olmadı. Muhteşem bir şekilde piştiler. Çörekler çok güzel bir şekilde kabardığı için bu nedenle kesinlikle hamurlanma olmuyor. Yeter ki tepsi mayası yapmayı ihmal etmeyelim. Yine belirtiyorum, içerisine istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Sade peynirli, sade soğanlı veya kıymalı da yapabilirsiniz. Sizler için bir daha yakından göstermek istiyorum. Çöreklerin altı ve üstü nar gibi kızardı. O kadar yumuşak ki inanın bıçağı değdirmeden daha elimde kendiliğinden dağılıyor. Yine sizlerle birlikte çok lezzetli bir o kadar da kolay enfes bir çörek tarifi hazırladık. Bugünlükte tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.